Merhaba arkadaşlar, Falcınberg Klanı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Bugün çok güzel, çok sevdiğiniz bir açılım daha da karşınızdayız inşallah. Umarım beğenirsiniz, umarım hoşunuza gider diyorum. Şimdi, aklınızdan geçirdiğiniz tek kişi, aklınızdaki kişi olsun. Onun simasını hatırlayın, bir anınızı hatırlayın. Onu düşünmeniz lazım. Bu anneniz olabilir, babanız olabilir, arkadaşınız, dostunuz, ex partneriniz, eski sevgiliniz veya sevdiğiniz, platoniğiniz bir kişi daha olabilir. Fark etmiyor. Onun niyetini 3 kere alıp ismini 3 kere söylüyorsunuz arkadaşlar, sessiz bir şekilde ve yanınızda kimse olmadan söylediğinizi varsayarak video geçiş yapıyorum. Aklınızdaki kişinin niyetini et ve onun aklından, fikrinden, düşüncelerinden geçenleri inşallah sizlerle kağıt falıyla birlikte, kağıt açılımıyla birlikte söyleyeceğiz diyorum arkadaşlar. Ve şöyle açılımımıza geçiş yapıyoruz. Hayırlısı şifası olsun. Evet, açalım bakalım kağıdımıza. Söndürelim. Böyle gördüğünüz gibi şöyle bir inceleyin arkadaşlar. Aynı şekilde sizinle birlikte ben de bir inceleyeyim. Bir sürü figür, bir sürü insan figürü var ama bilginiz olsun. Bir inceleyin siz de. Ben de inceliyorum. Aklımızdaki kişinin niyetini aldık. 3 kere ismini fısıldadık. Hadi bakalım. Şimdi de videoya geçiş yapalım arkadaşlar. Unutmayın ki enerjiler sürekli değişiklik gösterir. Lütfen bunun bilincinde olup bu şekilde izleyelim, bu şekilde dinleyelim. Kendinize uyanı alıyorsunuz, uymayanı evrene gönderiyorsunuz. Zamansız zamana bir açılımdır. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Bu açılıma uyumlanmak, bir enerji zinciri oluşturmak istiyorsanız kesinlikle beğeni yapıp abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa niyetlenmeniz maalesef olmuyor. Bilginiz olsun. Çünkü ben burada bir emek veriyorum ve bu emeğin karşılığını bu şekilde istiyorum sizden. Bunun karşılığını bu şekilde vermezseniz zaten o dilediğiniz, dileğiniz ya da isteğiniz olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar ben baktığımda aklınızdaki kişinin kafasının ciddi anlamda çok karışık ve başındaki insanlardan böyle artık bunalmış, sıkılmış durumda. Kendisine sürekli böyle bir söz söyleyen biri var. Yani ya da doğru bildiği bir insanla sürekli görüşme halinde. Tabii bu kişiyle görüşürken de size karşı yaptığı hataları böyle sanki dertleşiyormuş gibi anlatıyor o kişiye. Fakat o kişi de ona siz konusunda destek veriyor arkadaşlar. Yani sen bu hatayı yaptın, sen şunu yaptın gibisinden konuştuğu biri var burada, danıştığı biri var. Ya bu iş nasıl olacak? Ben bu işin içinden çıkamadım dediği bir durum içerisinde. Oturuyorlar, muhabbet ediyorlar, konuşuyorlar arkadaşlar ama aklınızdaki kişi henüz böyle adım atma niyetinde değil. Başı o kadar çok kalabalık ki, o kadar işi var ki resmen her şeye yetişmeye çalışıyor ve çok yorulmuş durumda. Bedeni ve ruh hali değişim içerisinde arkadaşlar. Yani çok kilo alabilir şu zamanlarda ya da çok zayıflayabilir, tam tersi olabilir. Yani tamamen böyle bakış açısını değiştirmiş, yaşantısını değiştirmiş gözüküyor. Farklı insanlarla görüşme halinde olduğunu, maddiyatında bir düzensizlik olduğunu ve bunu yerine koymak istediğini, maddiyatındaki düzensizliği sonlandırmak istediğini, hayatı düzensizleşmeye başlamış ve bunu üstesinden gelemiyor. Her şey bir anda olmaya başlamış arkadaşlar. Bu yüzden başı çok kalabalık şu anda. Bir tane kadın var, uzun boylu, hafif uzun boylu, fazla uzun boylu değil, onu da söyleyeyim. Biraz zayıf bir bayan. Esmer tenlerde bir bayan. Bunun çevresinde dolanıyor arkadaşlar. Bunun çevresinde sürekli bu kadın görünüyor. Sürekli bu kadın bunun çevresinde buna bakıyor ve buna bir şeyler söylüyor. Aslında söylemiyor ama bu kadın sürekli bunun çevresinde gezerek
Buna nazar veriyor. Sürekli nazara kapılıyor aklınızdaki kişi. Ya da bunun sürekli bakışına kapılıyor diyebilirim arkadaşlar. Yani böyle bir kişi esmer tenli, siyah saçlarda, biraz uzun boylu, hafif de zayıf gözüküyor. Biriyle görüşme halinde olabilir ama aklınızdaki kişi sevgi konusunda, aşk konusunda gerçekten artık son noktayı koyabilecek duruma kadar gelmiş. O kadar çok daralmış ve sıkılmış ki hayatında henüz kimseyi istemiyor. Eğer bir ilişkisi var olduğunu düşünüyorsanız da bulunduğu ilişkisinden çok şiddetli ve hiddetli bir şekilde ayrılmış olabilir. Kafası çok karışık ve sizin ona yaptığınız fedakarlıkları düşünüyor olabilir. Ailesiyle ilgili bir bireyle alakalı, annesi, babası, abisi, ablası olabilir, fark etmiyor. Bir sorunu var. Bir engeli var. Bunu size açmamış, sizden bunu gizlemiş ve siz bunu bilmiyorsunuz. Size olayları olduğu gibi yansıtmamış, hep arka planında, arka perdede ne olup bittiğini anlamamışsınız. Çünkü sizi gerçekten o kadar böyle dürüst görmüş ki sizi bazı hatalarından, yanlışlarından uzaklaştırmaya çalışmış ama her şeyi berbat etmiş, her şeyi maalesef içine etmiş gözüküyor burada aklınızdaki kişi. Yani ben böyle hesap ettim ama böyle olmadı dediği gibi de pişmanlık duygusuyla başını önünü eğmiş olacakları düşünüyor. Bundan sonra ne yapabilirim? Bundan sonra düzeltebilir miyim? Düzeltebilir miyiz? Düzelebilir miyiz gibisinden bazı soru işaretleri kafasını kemiriyor ve bir arkadaşına danışıyor. Arkadaş da diyor ki sen bunlar işte böyle hatalar yaptın, şöyle hatalar yaptın gibisinden ona bazı şeyler söylüyor. İki tane yol ayrımı var arkadaşlar. Bu iki tane yol ayrımında siz bu insanla o kadar çok tartışmış, çatışmışsınız ki, o kadar böyle aranızda anlaşmazlıklar olmuş ki, bu insan bunlara son verememiş. Ailesiyle ilgili bir durumla çok çatışmış olabilirsiniz ya da ailesiyle ilgili bir konuda çok çatışmış olabilirsiniz. Bir de arkadaş çevresiyle alakalı ya da ortak arkadaşlıklarla alakalı çok çatıştığınız konular olmuş. Ama aklınızdaki insan kendi bildiğini okumuş ve bundan çok zararlı çıkmış gözüküyor. Dediğim gibi sizden sonra herhangi bir şekilde bir ilişki veya herhangi bir kişiyle görüşmüşse bu görüştüğü insanlar resmen ona kabus gibi olmuş gözüküyor. Yani onlardan bir fayda gelmeyeceğini artık anlamış, artık bir şeylerin farkına varmış. Size karşı o kadar çok mahcup hissediyor ki kendini. Bakın burada başını önüne eğmiş. Sizin ona hatalı olduğunuzu bilerek, varsayarak ona öfkeli davranacağınızdan, ona sinirli yaklaşacağınızdan korkuyor ve adım atmakta çok çekiniyor diyebilirim arkadaşlar. Kendisi bu konuda kendisini kısıtlamış. Yani sizi uzaktan uzaktan sanki böyle gözetliyor, takip ediyor. Ama sizin yanınıza yaklaşamıyor. Sanki bir güç, bir engel var ortada. Bir tılsım var ortada ve bu sizi birbirinize tekrar yaklaştırmak için engelliyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyebilirim. Kafasını o kadar düşünce sarmış ki arkadaşlar bakın kafası kocaman olmuş. Bunların içinde nasıl çıkacağını bilemiyor. Bu konuda size o kadar ihtiyaç duyuyor ki siz onu gerçekten hayata bağlamış, bazı dertlerini, sıkıntılarını hafifletmiş olsanız bile bunları çok düşünüyor şu anda. İşte bu olsaydı böyle olmazdı ya da sen olsaydın böyle olmazdı dediği durumlar var ama dik görünmeye çalışıyor, ayakta görünmeye çalışıyor ama onu yıkan şey öyle bir yıkıyor ki, öyle bir daralmış ki artık o duvar, o duvarın içerisinden çıkamıyor arkadaşlar. Yani size istemese bile muhtaç duyduğu bir döneme girmiş olduğunu söyleyebilirim. Özellikle çok böyle taptığı konular var. Maddi konular olabilir, kariyer konular olabilir ya da çok ilgilendiği konular üzerinden sıkıntılar yaşamaya başlamış aklınızdaki kişi. O yüzden sizi düşünüyor ve size gerçekten çok mahcup olduğunu düşünüyor. Artık ne yapacağını bilemiyor, tahmin edemiyor. Ama bu yanındaki insan, konuştuğu insan ona diyor ki bak git yap bunu. İşte bak git risk al. Bak git şöyle yap, şöyle böyle yap gibisinden ona bazı fikirler veriyor. Ona danışıyor sürekli çünkü. Onunla görüşüyor sürekli çünkü. En yakın dost olabilir bu. O da sizin hakkınızda güzel şeyler söylüyor. Aklınızdaki kişiyi de işte sen bunu yapmayacaktın gibi şeyler söylüyor arkadaşlar. Ama
Ya aile çevresinde, bu kişinin arkasında çünkü iki tane bayan var, tamam mı? Ya aile çevresinde ya da kendi ortak arkadaşlıklarınız da olabilir arkadaşlar. Kafasını o kadar karıştırmışlar ki siz konusunda. Yani iftira desem var, dedikodu desem var, yalan desem var. Bu yalanlarla, iftiralarla onların sözüne inanmış arkadaşlar. Çünkü siz bir şey söylüyorsunuz, sizin söylediğinizi dinlemiyor. Gidiyor çevresindeki insanların lafına bakıyor, onların sözüyle hareket ediyor. Bu süreç içerisinde de siz buna ah ediyorsunuz. Bu ahınız da işte pişman olsun, ayağıma gelsin. Hak yerini bulsun dediğiniz bir konu var arkadaşlar. Bakın sizin burada ahlarınız hatta bayağı da fazla olabilir aslında ama ben sadece gördüğüm bunu söylüyorum. Yani o kadar ahınız var ki bu insanın üzerine artık yük olmaya başlamış. Yük olmakla birlikte bu yükün altında öyle bir kalmış ki çevresinde ona destek vermeye çalışıyormuş gibi görünen o iki yüzlü, karaktersiz, kıskanç, bak ilişkinizi kıskanmışlar çünkü bunlar birlikteliğinizi öyle bir kıskanmışlar ki sürekli aklına bir şeyler söylemişler. Sürekli bak bu böyle olmaz, şöyle olur. Bak bu kötü, bunun iyi yanı yok gibisinde sürekli bir şeyler söylüyorlar. Aklınızdaki kişi de maalesef bunlara inanıyor. Bunların sözüyle lafıyla hareket ediyor ama bunları artık geride bırakmış. Artık bunların söylediği hiçbir şeyi dinlemiyor. Yani arkadaşlar ilişkinize üçüncü kişiler çok dahil olmuş. Yani üçüncü kişi değil, dördüncü, beşinci kişi de var resmen artık yani öyle olmuş. Aklınızdaki kişinin çevresindekiler çok fazla ve herkes bir şeyler söylüyor. Her ağızdan bir ses çıkıyor. Artık aklınızdaki kişi montunu resmen asmış, başını önüne eğmiş. En yakın dostuna, en yakın arkadaşına böyle sizden bahsediyor. Sizinle ilgili bir konudan bahsediyor. Ama şu aralar sanki geri dönüş yapma isteği, hevesi varmış gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü her şey üst üste gelmiş ve bunun içinden ancak sizinle birlikte çıkacağını düşünüyor. Çünkü siz bunu en zor badirelerden, sıkıntılardan almış, çekmiş, almış insansınız. Düştüğü yerden kaldırmış insansınız. Bunu bildiği için tekrar size adım atmak istediğini görüyorum burada. İşte nasıl yapsam, nasıl adım atsam, böyle adım atsam bana kötü davranır mı gibisinden şeyler söylüyor. Çünkü sizin onda kullanabileceğiniz çok zaafınız var. Aynı şekilde onun da çok zaafı var size karşı. Bunlarla birlikte biraz ilişkide maalesef gurur yapıldığını söyleyebilirim arkadaşlar. Ama sürekli bu insanın kendi hayatındaki sorunlardan aranızda bin türlü tartışma çıkmış gözüküyor. Artık bunları bile düşünmüyor. Artık böyle risk almak istediğini görüyorum. Aklınızdaki kişinin isminde ya da soy isminde S harfi olabilir bu arada. Bunu da söyleyeyim. Bir de belirli vadeler görünmüş arkadaşlar. 10 gün. Tamam mı? En fazla 20 günde olabilir. İçerisinde bu insandan bir işaret alacaksınız. Bakın bir adım demiyorum. Size adım atacak da demiyorum. Bu insandan bir işaret alacaksınız. En yakın arkadaş çevresinden bir kişi size yazabilir. Veya Instagram veya Facebook artık WhatsApp gibi yerlerden sizinle alakalı bir göndermeli hikaye paylaşabilir. Bir şey yapabilir arkadaşlar. Çünkü stoklanıyorsunuz, sizi takip ediyor. Sizin hayatınızda veya şu anki yaşamınızda birinin olmadığını da biliyor olabilir. Hala onu düşündüğünüzün farkında, hala onu beklediğinizin farkında. Bu yüzden aslında adım atmıyor. Bu yüzden kendisini geri çekiyor. Yani sizden bir adım bekliyor, sizden bir hamle bekliyor. Ondan sonra kendisi bir hamle yapacak. Ama siz de adım atmamaya çok kararlısınız. Siz çünkü çok öfkeli ve çok böyle artık ona karşı kininizi, öfkenizi ortaya koymuşsunuz. Bunu biliyor. Bunu bildiği için de kendisinin adım atması gerektiğini de biliyor. O yüzden o şekilde bir plan yapıyor diyebilirim. Bir bahaneyle yanınıza gelecek, bir bahaneyle adım atmak isteyecek. Haberiniz olsun. Ama aklınızdaki kişinin resmen dört duvar böyle üzerine geliyor. Her eve girdiğinde ya da her işe gittiğinde bunu sürekli yaşıyor. Sürekli dışarı çıkma isteğiyle kavruluyor. Yerinde duramıyor arkadaşlar. Yani içindeki sıkıntı bedenini öyle bir sarmış ki artık bedeninde ağrı yapmaya, sızı yapmaya başlamış. Aklınızdaki insan bunlardan çıkamıyor. Ya bunları çıkmayı boş ver. Düşüncelerden çıkamıyor. Aklında öyle düşünceleri var ki resmen kara bulut gibi aklına, düşüncelerine, bilinçaltına işlemiş. Bunlardan bile çıkamıyor.
tek çarenin siz olacağına inanıyor. Çünkü vicdan azabı var ortada. Öyle bir vicdan azabı var ki ya öyle bir ah var ki sizde buna karşı bunlar tutmuş arkadaşlar. Tutmuş. Evet. Size bir konuda söz vermiş. Tamam mı? Ama böyle sanki ciddiyetle alakalı bir konu. Yani siz demişsiniz belki de sizi çok sevindirecek bir şeyle söz vermiş. Ama böyle arkasına bakmadan gitmiş gözüküyor arkadaşlar bu. Söz verdiği şeyi sanki tutmamış. Sizi yarı yolda bırakmış. Siz böyle sanki bir şeyin hazırlığını yapmışsınız. Böyle evlilik hazırlığı gibi de olabilir. Nişan hazırlığı gibi de olabilir. Anladınız mı? Bir şeyin sanki böyle hazırlığını yapmışsınız. Giyinmişsiniz, süslenmişsiniz. Böyle tam ona uygun şekilde olmuşsunuz ama bir bakmışsınız o yok. Ortada yok. Böyle bir durumda sanki yalnız kaldığınızı görüyorum. Bakın şuradaki sizsiniz. Gördünüz mü? Resmen böyle hazırlanmışsınız, giyinmişsiniz, süslenmişsiniz ama ortada bir şey yok. O gitmiş. Yani sanki böyle bir yarı yolda bırakma durumu var ve hiçbir şey söylemeden gitmiş olabilir. Bir açıklama yapmadan gitmiş olabilir. Ama sizden ya da sizinle birlikteyken bir ilişkisi varmış bunun. Bakın. Bir ilişkisi varmış, sonradan tartışmışlar, sonradan anlaşamamışlar. Aralarına nifak girmiş, kıskançlık girmiş, sonrasında ayrılmış olabilirler arkadaşlar. Çünkü burada aklınızdaki kişinin çok yalnız kaldığını, erkek ya da kız arkadaşı varsa eğer bununla hasbihal ettiğini, sizin hakkınızda konuştuğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ama bu üçüncü kişiler hala durmuyor. Onun arkasındalar, onun hayatındalar. Çünkü hayatından çıksa şurada olmazlar. Şurada gözükmezler. Bakın bir iki kişi. Hala hayatındalar. Hala ona yük oluyor. Olmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Bakın yükü o kadar ağır ki bak şuradaki çanta gibi düşünün şunu. Gördünüz mü? Yükü o kadar ağır ki artık boynunu eğmiş. Ne yapacağım ben? Çıkamıyorum artık. İşin içinden çıkamıyorum. Düşünceler beni sardı. Bedenimi bitirdi. Beni yordu. Artık belki bir hastalığı başlamış olabilir. Belki hastaneyle uğraşıyor olabilir. Sağlıkla uğraşıyor olabilir. Yani maddi durumlar bir yana bunlar da bir üzerine gelmiş olabilir. Çok sıkıntılı görünüyor. Çok dertli görünüyor, çok sıkıntılı görünüyor. Gözü, kalbi, düşüncesinde böyle sizin hayalinizi kurduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani kaybettiği şeye bir dönüp bakıyor artık öyle söyleyeyim. Kaybettiği kişiye artık böyle bir dönüp bakıyor. Siz burada çok emek vermişsiniz ama gerçekten çok da gözyaşı dökmüşsünüz bunun için. Gerçekten yani yapmadığınız şey kalmamış olabilir veya kendinizi gerçekten ortaya koymuş olabilirsiniz. Belki rezil oldunuz, belki vezir oldunuz, belki de ona buna laf yetiştirmeye çalıştınız. Çünkü herkes böyle sanki kıskançlıkla sizin bu birlikteliğinize bakmış arkadaşlar. Yani sizi ayırmaya çalışmışlar mı? Çalışmışlar ve başarmışlar mı? Başarmışlar arkadaşlar. Siz de bu yüzden ah etmişsiniz ve ah ettiğiniz kişiler özellikle aklınızdaki kişiden ziyade. Bakın, bunda ahınız tutmuş. Ama ettiğiniz ahlar tek aklınızdaki kişiye değil ve onun çevresindekilere de var. O yüzden bu ahlarınız aklınızdaki kişinin ailesiyle veya herhangi bir kişiyle sorunu varsa eğer ya da sizin sorununuz varsa onlara da ahınız yavaş yavaş tutmaya başlamış arkadaşlarım. Bu kişi yakınınızdayken bile size uzak durmaya çalışıyor olabilir arkadaşlar bu aklınızdaki kişi. Ama şöyle bir düşüncesi var. Sizinle birlikte olduğu zaman onun ailesinin veya onun kültürü yapısı gereğiyle ona çok karışacaklarını düşünüyor. Ya sizin ailesiyle anlaşamayacağını ya da senin onun ailesiyle anlaşamayacağını düşünüyor olabilir. Bu düşünceler beynini çok kemiriyor. Ailesinin veya annesinin babasının artık kiminse bu büyük söz söyleyenlerin onların karşısında duramıyor. Sizden sakladığı bir şey var demiştim bu insanın. Sizden sakladığı bir durumu var arkadaşlar. Bu ailesiyle ilgili bir durum, ailesiyle ilgili bir konuyu size yanlış aktarmış veya yanlış söylemiş olabilir. İşte ne bileyim annesi örnek veriyorum senin hakkında kötü konuşuyordur ama iyi konuşuyor demiş olabilir veya maddi durumlarla alakalı çok iyiyiz demiştir ama çok kötüdür gibi bazı sıkıntılar var. Böyle sizden gizlediği bazı konular var. Bunları söylememiş ama yüzleşmek isteyecek çünkü buradaki arkadaşı diyor ki ona artık git adım at. Artık git kendini kanıtla. Sonuç negatif olsa bile kendini kanıtla bir konuşma fırsatı yakala deyip vicdanını rahatlat diyor. O da tamam deyip size adım atacak arkadaşlar. Dediğim gibi 10 ya da 20 gün içerisinde bir
Adım olarak, bakın bir adım olarak bir şey yapacak size karşı. Dediğim gibi beğenebilir, onu yapabilir, şunu yapabilir. Ama henüz adım atmayacak. Yani adım atması böyle sanki bir süreçten geçecek. İşte bir hafta sonra şunu yapacak, bir hafta sonra şunu yapacak gibisinden düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benden detaylı bakım kişisel açılım yaptırmak isteyenler 0546 650 51 70 numaralı telefonumuza iletişim sağlayabilirler arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bu kanala abone olan ve bu videoyu beğenen herkesin niyetine olsun, dileklerine olsun. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.